dünyada para bollaştırarak, yeni borçlar vererek yol alma dönemi bitti. İki, yaptırımlarla ite kakarak da yol alamıyorsun. Dünya en az 2-3 veya daha fazla kutuplu olacak. Aynı ödemeler sisteminde bu birkaç kutup kullanamayacak, öyle görünüyor. Bir devir onun için bitiyor. Sistem çökecek. Yeni bir düzen inşa edilecek ama bu yeni düzenin inşası her bir kutup kendi içinde oluşacak. Bu kutuplar arası ilişkiler zamanla şekillenecek. Böyle yapışacak. Yani orta vadede önümüzde kaotik bir dönem. Dünya kaotik bir dönem yaşayacak. İki dünya, ya da daha doğrusu 1900'lerin ilk yarısında yaşadığının benzeri sorunlar yaşayacak. Onun için 19 Mayıs 100. yılı kutlayacağız ama koşullar çok benzer. Eski yanlışlarla günü kurtarma bir yere geldi, tıkandı. 2018 bir kırılma yılı oldu. Bir devrin sona erdiği bir dönem. Ne kırılması bu? Kırılma şu anlamda. 1900-2001 krizinden sonra dünyada ne yapsınlar? Yol alacak mesafe kalmamış. Varlık değerlerini yeniden balonlaşıyor. Yeni bir küresel kredi krizi gelecek. Bunun kökeni işte gelişen ekonomiler mi olacak belli değil. Riskten kaçınma eğilimi, güçlenme eğilimindeydi. Bu ortamda Amerika'da Trump ticaret savaşlarını başlattı. Yaptırım siyasetinin dozunu artırdı. Herkes neye uğradığını şaşırdı. Dünya sert bir sarsılmaya başladı. Panik sınırından zorla ağır müdahalelerle çevrildi. Şimdi 2018'in son çeyreğinde de bir ateşkes devreye girdi. Ticaret savaşlarına mola, işte İran yaptırımlarına mola, Fed faiz yükseltmekten uzaklaşsın. İşte Mart ayına kadar idare edildi. Arkasından şimdi yeniden başladı. İran yaptırımları devreye girdi. Çin-ABD ticaret görüşmeleri başarısızlıkla sonlandı ki bu normali. Avrupa ve Japonya'lık otomotiv yaptırımları mecburen 180 gün ötelendi. Bunu kaldırmaz. Dünya ekonomisi çok kırılgan. Yani onun için tek tek ülkeye bakarak şu kırılgan demenin bir anlamı yok. Dünya ekonomisi çok kırılgan. Bu yükü taşıyamıyor. Güvensizlik büyüyor. Sistemin tamamından mı bahsediyorsunuz yoksa? Tamamından bahsediyorum. Tamamından. Örneğin yaptırım politikalarını genişletirsen dünya ticaret hacmi daralacak. Bu daralma finans sisteminde borç alacak zincirini kıracak, mali sistemi hızlanan bir şekilde yıpratacak. Veya İran yaptırımları, İran geri adım atmıyor, direnmeyi sürdürüyor. Bu ne etki yapacak? İran'ı vurmaya kalkarsan, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatı ne olur? Maliyet yükenli enflasyon baskısı olur, ne olur? Bu sermaye piyasasını, finans sistemini nasıl etkiler? Sonu yok, kötüye gidiyor. Veya ticaret savaşında gümrük vergisini yükselttin. Peki ticaret fazlalığını azaltacak mısın? Düşündüğün kadar azalmayacak ama enflasyonist baskı yine sistemi vuracak. Sistem bunu taşıyamıyor. Bir de Amerika her ülkeyi tek tek karşısına alarak en fazla 2-3 cephe açabiliyor. Ve bunlar da direnmeyi sürdürüyor. Şu anda dünyada sorunlu bir yapı var. Sorunlar uzlaşarak çözülemiyor. Bu da para basarak da, helikopterden dağıtarak da gideceğin bir yer kalmamış. Varlık değerlerinde göreceli balonlaşmalar var. Gelişen ekonomiler alarm veriyor. Yani anormal para akışı oldu ve bu borçlar ödenemiyor. Dünyada para bollaştırarak, yeni borçlar vererek yol alma dönemi bitti. İki, yaptırımlarla ite kakarak da yol alamıyorsun. Dünya en az 2-3 veya daha fazla kutuplu olacak. Aynı ödemeler sisteminde birkaç kutup kullanamayacak, öyle görünüyor. Bir devir onun için bitiyor. Sistem çökecek. Yeni bir düzen inşa edilecek ama bu yeni düzenin inşası her bir kutup kendi içinde oluşacak. Bu kutuplar arası ilişkiler zamanla şekillenecek. Böyle yapışacak. Yani orta vadede önümüzde kaotik bir dönem var. Bu kaotik dönem içinde de şu var. Mesela Çin'in direnmesi önemli. İran'ın direnmesi önemli. Rusya'nın direnmesi önemli. Baskı yiyecek her ülke direnecek. Suriye direnecek. Venezuela direnecek. Direnmek zorunda bırakanlar kaybedecek. Kullandıkları her silah bumerang gibi kendilerini yıpratacak. Ama bu süreçte dünya ticaret hacmi daralıyor olacak. Güvensizlik büyüyor olacak. Sağlam limana kaçış güçlenecek. Ama eski sağlam limanları da sağlam olan liman olmadığı açığa çıkacak. Yani şu anda dünyayı sürdürülebilir olmayan bir kaos bekliyor. Bu en ileri aşamada şu anda. Peki o zaman bu kutuplaşmaların neye göre şekillenecek? Siyasi güçlere, askeri güçlere göre mi yoksa ekonomik güçlere mi göre şekillenecek? Bir,
paranın sorunları kısa vadede olsa çözdüğü dönemde para gücü temsil eden bir değişkendir. Ama para bu özelliğini yitirmeye başladığında, ki şu an böyle bir süreçteyiz, evet, kaba güç ve bu kaba güce direnç en önemli değişkenleri haline getirir. Yani askeri güç. Evet. O zaman bu kutuplaşmanın önümüzdeki süreçte Orta Doğu politikasında nasıl bir değişime yol açabilir mesela? Neler görüyorsunuz orada? Şimdi Amerika'nın yeni bir oyun planı var ve dünyanın gözü de burada. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır, İsrail üstünden hem Orta Doğu'yu hem Doğu Akdeniz'i kontrol siyaseti var. Belli ki burada ticaret yollarının kontrolü, enerji kaynaklarının kontrolü, birçok misyon aynı anda gözetmeye çalışıyor. Peki Amerika'nın bunu kontrol etmesi durumunda bölgeyi de kademeli olarak kontrol edebilmesi söz konusu. Bunun önündeki engellerde İran çıkıyor. Rusya bir şekilde Suriye üstünden çıkıyor. Bir de Türkiye'nin de batıdan uzaklaşması dengeleri terse çevirecek bir potansiyel taşıyor. Şimdi onun için İran'da nasıl nükleer güce sahip olmasın diye büyük baskı uyguluyorlar. Türkiye'nin de S-400'ü almaması konusundaki baskı eş anlamlı. Niye? Ne benzerlik var bunda? Türkiye'nin S-400'ü alması batıdan uzaklaşacağı mesajını taşıyor. Tüm beklentileri farklılaştırıyor. ABD'nin cephesinin karşı tarafında olması Türkiye'nin bu coğrafyada Batı'nın hiçbir hesabını tutmaması anlamında. Yani bu S-400 ya da S-400 dediğimiz sistem sadece bir askeri ya da siyasi bir anlam taşımıyor. Ekonominin de elinden gidişini mi gösteriyor? Jeopolitik dengelerdeki değişimi Batı aleyhine olacak. Olmasına sebep olacak bir özellik. Dolayısıyla ekonomiyi değiştirecek Amerikan, evet, ekonomi sistemi. Yani onun için Türkiye'de tartıştığımız konular yalnız Türkiye için değildir. Bölge içindir, dünya içindir. Burada eğer biz kararlı olursak, İran kararlı olursa, direnenlerin sayısı artarsa, direnenler dayanışması güçlenirse, Batı bu baskılarından vazgeçmek zorunda kalır. Peki baskılardan vazgeçti diyelim. Hani olayı biraz daha derinleştirelim. Gerçekten de Türkiye, İran direndi. Bölge ülkeleri direndi. Venezuela de buna dahil olmak üzere ki, evet, inanılmaz bir ekonomik buhran içerisine sokuldu yurtta, oradaki Venezuela halkı. Şimdi bütün bunlar direndi ve gerçekten bu Amerika'ya ya da Batı'ya vurdu. Peki yeni modelleme nasıl olacak? Yeni siyasi model, ekonomik modelleme? Yeni modelleme ufukta yok. Yok. Sadece bildiğimiz yapı. Biraz önce söylediğiniz kaos. Tabii ki. Burada nedir? Bir düzen çökerken yenisi, zaten o çökmeden yenisini kuramazsın. Yapabilmen için uzlaşı lazım. Genel bir uzlaşı ve uzlaşmazlıklar çıkar, çatışmaları büyüyor. O zaman önce biri çökecek. Sonra hayat yeniden başlayacak. Yeniden yeni düzenler şekillenecek kutuplara göre. Kutuplar ise ilişkiler de daha geriden gelecek. Yani dünya kaotik bir dönem yaşayacak. İki dünya ya da daha doğrusu 1900'lerin ilk yarısında yaşadığının benzeri sorunlar yaşayacak. Onun için 19 Mayıs 100. yılı kutlayacağız ama koşullar çok benzer. O dönemde İngiltere Rusya ile anlaşmaya mecburdu. Yoksa Almanlar anlaşırdı bir yerleri paylaşmak için. Herkesin ihtiyacı artıyordu, imkanları daralıyordu. Zorunluluklar bir şeyleri tetiklemişti. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmışlardı ama bir Türkiye Cumhuriyeti üstünden bölge tasarımlarını gerçekleştiremediler. 19 Mayıs'ı engelleyemediler. Niye? Kendi evlerinde de işler karışıktı, destekleri azalıyordu, isyanlar vardı. Zaten savaşa da bu yüzden girmişlerdi. Şimdi bugün benzeri durumlar, farklı örneklerle söz konusu. Dünya kaotik bir döneme girdi. Bunun işte 95 bir ön habercisiydi. Eğilimler sürdürülebilir olmaktan çıktı. 11 Eylül bunu teyit etti. Küresel kriz başka şansı yok dedi. 2018'de küreselleşme bitti. Liberal anlayışın savunucuları çok konuşuyorlar. Medyada çok fazla varlar ama artık hiçbir şeye etkileri yok. Artık ağlama dönemi gelecek ve bir süre sonra saklanacaklar.